Merhaba arkadaşlar, elektrik akısı ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Soru 6. Ne demiş soru 6'da? E eşittir AI artı BC. A yüz ölçümlü bir yüzeyden geçtiği bize söylenmiş arkadaşlar. Dilerseniz tam soruyu okuyayım ben size. AI artı BC düzgün elektrik alanı A yüz ölçümlü bir yüzeyden geçmektedir. Bu yüz ölçümünden geçen elektrik akısı A, Y, Z düzlemindeyken, bana sorulanlar arkadaşlar bunlar, B, X, Z düzlemindeyken, C de X, Y düzlemindeyken elektrik akısı ne olur şeklinde bizlere soruda sorulmuş. Şimdi biz öncelikle Y, Z düzlemi için sorumuzu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi şöyle yazalım. Akı, evet, akı eşittir. E çarpı A formülümüzü de yerine koyalım. Akı eşittir E çarpı E şeklinde yazılır. Şimdi ben buradaki E'nin zaten değerini soruda biliyorum. E'nin değeri nedir? AI artı BC'dir. Hemen şuraya yazalım. Parantez içinde AI artı BC. Bilindiği gibi arkadaşlar X ekseni I, Y ekseni J, Z ekseni ile K harfiyle gösteriliyordu. Ardından A diyor. A dediği arkadaşlar benim neyimdir? Buradaki yüzey alanım olmak zorundadır. Ama burada yüz ölçümü şeklindeki yüzeylerden geçtiği zaten bana söylenmiş. Bu tarz soru biraz istisna bir sorudur. Ama bu tarz soruları yapmamız gerekenler. Şimdi normalde buraya A yerine ne yazacağımızı söylüyorum. A yerine şimdi bakıyorum YZ düzlemi demiş. YZ düzleminde olmayan nedir? X'tir. YZ düzleminde yazılmayan nedir? X'tir. Dolayısıyla ben buraya yazarken A, X yerine ne yazıyorum? İ yazıyorum. İ'yi yazarım. Ve dolayısıyla burada skaler çarpım yapılır. Skaler çarpım nasıl yapılır? Şöyle A ile A'yı çarparım. Ardından arkadaşlar ne yaparsınız? Bunun i'sini i ile i'li falan çarparsınız. Öyle yazarsınız. Ben yazayım hatta. İ çarpı i. Tamam. Artı aynı şeyimi B için yapmak istiyorum. Bu arada J gibi durmuş da bu I. A, I. Yine aynı şekilde onunla da B, J'yi çarparız. Şimdi bilindiği gibi zaten skaler çarpım konusunda anlatmıştık biz bunları. Skaler çarpım yaparken I ve J yani farklı iki tane değerin çarpımı mesela I ile K'nın çarpımı, J ile K'nın, J ile I'nin çarpımı sıfır etmektedir. Dolayısıyla bu tamamen yok olur. Çarpımının sıfır olmaması için aynı değerler çarpılmalıdır. Yani bakın burada görüldüğü gibi I değerleri çarpılmalıdır. Ve biz bu işlemleri yaptığımızda bunlar zaten arkadaşlar aynı değer 1 edecektir. Dolayısıyla bunun sonucu büyük A içinde A şeklinde olacaktır. Bu mantıkla ikincisini ve üçüncüsünü çözelim. Akı eşittir E çarpı A yazılır. Zaten bana soru E'nin değerini vermiş. E'nin değeri nedir? A, I artı B, J biçiminde bana verilmiştir. Çarpı, şimdi bakıyorum X, Z düzleminde olmayan nedir? Y. Y ne diye yazılır? J şeklinde yazılır. Buraya da J'yi şöyle yapalım. Eşittir. Şimdi uzun uzun tekrardan yazmak istiyorum iyice görün diye. Şu AC ile önce AI'yi çarpıyorum. A'ları yan yana yazalım. I ile J'nin çarpımı. Artı koyuyorum. Şimdi BC ile çarpacağım. O zaman ne olur? AB I. Evet AB JC olur. Bu J, J, bu da J. Tamam. Şimdi bu iki tane farklı değer olduğu için bu yine arkadaşlar gidecektir. Sıfırlanacaktır. Yani bunu yok sayın. Cevabımız bu iki tane J, J'nin çarpımı zaten 1 olacaktır. Buradan cevabımız A, B şeklinde gelecektir. Aynı işlemi biz ne yapalım? Tekrardan yapalım. Artık ne için yapacağım? X, Y düzlemi için yapacağım. E çarpı A eşittir. Biraz da farklı renkli bir kalem alalım. Yine tekrardan elektrik alanın değerini yazalım. Elektrik alanın değeri A, I artı B, J biçiminde yazdık. Şimdi X, Y düzleminde olmayan nedir? Z'dir. Z nedir? K biçiminde yazılır. A, K ile çarparız.
Bunu AK ile çarptık. Burada ne olur? Cevap 0 olur. Niye 0 olur? Açıklayalım. Öncelikle biraz farklı renkli kalemle yapalım. AI ile AK'yı çarpalım. A tekrardan KI artı diyelim. Yeşil renkli kalemimizi alalım. BJ ile de AK'yı çarpalım. ABJ K biçiminde yazılacaktır. Dediğimiz gibi farklı. K ile I'nin çarpımı farklıdır. Dolayısıyla bunlar sıfır eder zaten. Yine bu arada bu da Beşiktaş gibi oldu. BJK. Baktığımızda burası J ile K'nın çarpımı da sıfır. Yani bunun direkt sıfır eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Güzel bir elektrik akı sorusuydu bence. Dilerseniz bir adet daha soru çözüp bu videomuzu bitirelim. Şimdi bitirmeyelim videoyu. Sıradaki soruya geçelim. Evet, sıradaki sorudan devam edelim. 6 metrekare tabanlı bir piramidin yüksekliği 4 metre olarak bizlere verilmiş. Ardından bana ne diyor? Buradaki elektrik alan 59 Newton bölü kolomb ise piramidin eğik 4 yüzeyinden geçen elektrik akısı nedir? Yani bir tane piramidin varmış. Bu piramidin tabanı kareymiş ve bu tabanlar arkadaşlar 6 metreymiş. Piramidin yüksekliğini de bana vermiş. Ben şöyle bir tane piramit çizmeye çalışayım ama büyük ihtimalle berbat bir şey olacak. Şöyle çizecek olursak şöyle. Evet, bunu bir piramit gibi düşünebilirsiniz. Biliyorum benzemedi ama olsun. Bunun tabanlarının kare olduğu zaten bana belirtilmiş. Şurayı 6 olarak vermiş zaten. Aynı şekilde bu tarafa da 6 olarak yazabiliriz. Şimdi bakalım. Öncelikle elektrik akıyı benden istiyor. Ben hemen şöyle elektrik akı diye yazalım. Elektrik akısı eşittir E çarpı A biçiminde bulunacaktır diyoruz. Şimdi E dediği buradaki elektriksel alan. Soruya bakıyorum. Elektrik alanı zaten bana 59 olarak verilmiş. Bu bana 59 olarak verildiyse ben soruda bu bilgiyi kullanırım arkadaşlar. Hemen E gördüğümüz yere, evet bu arada çok özür diliyorum. Şurası 59 değil, 52 olarak verilmesi gerekiyordu. Evet, soruda bu bilgiyi kullanırım. Hemen yazalım. Akı eşittir 52 çarpı A. Şimdi baktığımda benim buradaki A'mın kaç olduğunu söyleyebilirim. Tabanı zaten 6 olarak vermiş. Bunun bir kare olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kare A çarpı A kareden 6 çarpı 6 36 olarak bulunur. Fakat soruya bakıyorum. Demin de farkındaysanız bir yüzeyin içinden geçiyordu. Dolayısıyla o soruda da biz kosinüsü 180 olarak almıştık. Yine bu soruda da biz kosinüsü 180 olarak almak zorundayız. Akı formülünde kosinüs varsa formüle ekleneceğini söylemiştik. Şimdi tüm bu işlemleri bilimsel hesap makinesiyle hesaplarsanız eksili bir değer çıkacaktır ve 1,87 gibi bir değere karşılık gelmesi gerekmektedir. Şimdi ben buradaki akımı buldum ama soru benden ne istiyor? Biz tabanındaki akıyı bulduk. Bakın biz tabana göre yaptık. Tabana göre yaparken tabanı kare olduğu bilgisini kullandık ve 1,87 olarak bulduk. Tabii eksi. Ama piramidin yüzeyinden geçen elektrik alan çizgisi sayısını tabanına göre bulmuştuk. Fakat şöyle bir şey var. Bu tabandan geçen sayı aynı zamanda piramidin de yüzeyinden geçecektir. Bakın tabandan gelenler yüzeyinden de geçecektir. Burası önemlidir. Çünkü tabanından geçen sayıyla yüzeyinden geçen sayı aynıdır. Yani ben burada mesela bu soruda yüzeyinden geçen akıyı bulsaydım tabanından geçen akıyı da bulmuş olacaktım. Dolayısıyla baktığımızda benim yüzeyden geçen akımın da ne olduğunu söyleyebilirim. Bunun sadece artılısı olduğunu söyleyebilirim. Yani artı 1,87 olarak bulunacağını söyleyebilirim. Burası oldukça önemlidir. Özellikle işareti de önemlidir. Bakın bunu eksi bulduysanız şöyle bir şey vardı bilindiği gibi. Hani artı yükler dışarıya, eksi yükler içeriye doğru falan. Bu mantığı düşüneceksiniz. Buradan giden buraya geliyor şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, güzel bir soruydu. Dilerseniz bir sonraki videoya geçelim artık. Bir sonraki videoda elektrik akısı ile ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Çok az bir sorumuz kaldı. Bu çözümleri yaptıktan sonra artık Gauss kanunu ile ilgili soru çözüm videolarına geçeceğiz. Yaklaşık bir 2-3 sorumuz daha var.
Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.